biliyoruz ki cumartesi günü veya cuma günü deneme sınavı olduk. Bu deneme sınavının sorularının cevaplarını bu mini videomuzda hemen çözüp halledeceğiz. Dilerseniz direkt videomuza geçelim. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Batı'da başlayan kadın erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunda etkilemiş. Kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır. Bu durumun Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir. Kadın hakları ile ilgili büyük ihtimalle bir madde çıkacak ortaya ama direkt Osmanlı bunu kabul etmeyecektir. Bakalım. Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının devam etmesinde, evet bu bir sıkıntı çıkarmaz, devam edebilir. Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürmesi kadın erkek eşitliğinden söz ettirmez. Kadının çocuk bakımında ailenin en etkili kişi olması kadın erkek eşitliğini gene savundurmak, gene kadına birçok yük yüklenmiş oluyor. Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde çalışmasında izin verilmesi demek gerçekten kadın erkeği bana yansıtabilir ama kadının sosyal hayata katılımının giderek artması kadın erkek eşitliğinden Osmanlı döneminde de bana bahsettirir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Evet, bir yorum sorusu daha. Temmuz 1921'de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi'nin Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal hayır ertelemeyin. Cahillikle ilkelikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir demiştir. Mustafa Kemal'in savaş ortamında söylediği bu sözün aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir. Mustafa Kemal'in bir komutan olarak başarısına bahsettiği cümle daha çok eğitimle ilgili ve eğitimle ilgili yapılan savaşta cahille yapılan bir savaştan daha önemli olduğundan bahsediyor. Bu yüzden Mustafa Kemal'in komutanlık arasında değil öngörüyle, eğitime nasıl önem verdiğiyle bahseden bir cümle bu. Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edildiğinde hayır bir barış konuşmasından bahsetmiyor. Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaş durumuna göre belirlendi. Hayır, savaşa rağmen ertelemeyin diyor. Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine, hayır bizim ekonomik bir kalkınma projesinden bahsetmiyor. Ona rağmen eğitimle ilgili bir prosedürden bahsediyor. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğünden bahseder. Çünkü der ki cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Evet, diğer bir sorumuz milli mücadeleden. Milli mücadele döneminde bir İngiliz tarihçisinin yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinde ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir diyerek tanımladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Hem diğer ulusları barındıracak, yani birçok devlette yapılan bir anlaşma arayacağız, hem de bu savaş sonucunda yapılan anlaşmayla yeni bir devletin ortaya çıktığını ama bu devletin eski yıkık harabe devletten daha iyi olduğunu temsil eden bir anlaşma arayacağız. Biz Gümrük Anlaşması'nın Ermenilerle Osmanlı arasında yapılan bir anlaşma olduğunu biliyoruz. Yine Ankara Anlaşması'nın Osmanlı ile Fransa arasında yapıldığını biliyoruz. Kars Anlaşması'nın ise diğer Yunan devletleriyle yapıldığını biliyoruz. Moskova zaten direkt Rusça gelmiştir aklınıza. Bunların da Rusya ile yapıldığını biliyoruz. Ama Lozan Anlaşması İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan'la diğer bütün büyük devletlerle yapıldığını ve yeni bir devletin ortaya çıktığını gösteren bir anlaşma olduğunu bileceğiz. Diğer bir soruma inşallah geçiyorum gençler. Evet. Mustafa Kemal, milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz. Türk tarih tezinin oluşturulması demek dil ve tarih uğrunda birinci çalışmalar yaptığını gösterir. Millet mekteplerinin açılması demek Türkçe, Latince alfabelerin öğretilmesi ve Türkçe konuşulmasını, Türkçe yazılmasını geliştirmiştir.
Yeni Türk alfabesinin oluşturulması demek gene Türkçülük ve ulusçuluk anlamında yapılan bir maddedir. Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması gene dil, tarih, coğrafya uğrunda yapılan bir çalışmadır. Medeni kanunla ilgili yapılan, medeni kanun kabul edilmesi ise hukukla ilgili yapılan bir çalışmadır. Biz ise milli bilinci ayakta tutmak için Türklük adına, Türk tarihi adına, Türk dili adına ne gibi şeyler yaptığımıza bakacaktık. O yüzden cevabımız Adana olacak. Diğer bir soruma geçecek olursa. Evet. 30 Aralık 1919'da İtalyan Epoca gazetesinin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayi Milliye'nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi'nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecek demişti. Şimdi biz biliyoruz ki Sivas Kongresi'nde halkın isteklerini gene Mebuslar Meclisi aracılığıyla yapıldığını biliyoruz. Yani halkın güveninin tamamen Mebuslar Meclisi'nde olduğunu, halkın isteklerini, arzularını temsil eden kişinin Mebuslar Meclisi olduğunu bileceğiz. Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? Milli cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini, herhangi bir cemiyetten ya da Mebuslar Cemiyeti haricinde bir cemiyetten bahsetmiyor. Bu yüzden bunu direkt eliyoruz. Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğinden bahsediyor mu? Hayır. Daha çok Kuvayi Milliye, yani dağınık şekilde yaşayan bir birliğin daha çok tutulmasından bahsediyor. Bunu da ediyorum. İstanbul hükümetinin desteğinin amaçlandığını, herhangi bir İstanbul hükümetine çağrıda bulunduğu metinde geçmemektedir. Gene vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesini hedeflediğinden bahsetmiyor ama vatanın bütünmezliği ilkesini halktan güvence alarak Mebuslar Meclisi'nin üstlendiğinden bahsediyor. Yani Mebuslar Meclisi'nin barışı sağlayacağına halkın inandığından bahsediyor. Gençler, testimiz bitti. Görüşmek üzere.